Hayırlı akşamlar dostlar. Son gelişmeleri aktaralım. Türkmenistan ve Libya ağırlıklı olacak. Öncelikle Türkiye ile Türkmenistan arasında büyük oranda anlaşma imzalanmış durumda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkmenistan ziyaretinin ikinci gününde Türkmen doğalgazının Türkiye'ye ulaştırılması için 3 alternatif üzerinde çalışıldığını ve sona yaklaşıldığını duyurdu. Oktay, Türkmenistan'daki resmi temasları kapsamında Türkiye'nin Aşgabat Büyükelçiliği rezidansında basın açıklamasını yapıyor. Türkmenistan'la Türkiye arasında 30 yıllık tarihi geçmişe değinen Fuat Oktay, daha sonrasında özellikle Türkmen gazının Türkiye tarafından satın alınmasından bahsediyor. Oktay bu projeyle ilgili Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un da hemen sonuca ulaşılabilmesi için ciddi desteği olduğunu belirtirken, özellikle Türkiye ile Türkmenistan arasında gübre üretiminde ileriye dönük ortak tarımın yapılabileceğini de dile getiriyor. Bu haber bu şekilde aktarılmış. Yine Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin karıştığını söylemiştik. Şevket Mirziyoyev, Özbekistan Devlet Başkanı, Karakalpakistan'a uçuş gerçekleştiriyor. Burada Başbakan Abdullah Aripov da uçağın içerisinde, o da Karakalpakistan'ın başkentine gidiyor. Bu şekilde Nukus'a yapılan uçuştan haber aktarılmış. Diğer haberimiz, Ukrayna ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nden teslim aldığı M777 obüsleriyle Rusya'ya cephane deposunu havaya uçurdu. Buradan da video yayınlanmış. Kurbankulu Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın eski devlet başkanının doğum gününe adanmış konserde yüzlerce kişinin mecburen konseri izlemeye zorlandığı, dolayısıyla hastanelere kaldırıldığı belirtiliyor. Burada sıcaklığın 47 dereceye çıktığı Türkmenistan'da eski Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov'un doğum günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Özellikle yüzlerce öğrenci, kamu kurumu çalışanı, sanatçı ve müzisyen daha sonrasında tıbbi yardım istemiş durumda. Güneş çarpmasına maalesef yakalanmış durumdalar. Bunun dışında Birleşmiş Milletler, Libya parlamentosunun baskınını kınayan açıklamalarda bulundu. Yeni videolar görmektesiniz. Dün protestocuların Tobruk'ta Libya parlamento binasını bastığı görüntüler yayınlanmış. Ardından bugün itibariyle harabeye dönen binadan da görüntü görmektesiniz. Rusya'ya gidiyoruz. Rusya Cumhurbaşkanlığı Ofisi 1. Yardımcısı Sergey Kiryenko'nun Ukrayna'nın işgal altındaki Harkov Oblast'ını ziyaret ettiği ve bu sırada güvenliği Rusya'nın Spetsnaz biriminin sağladığına yönelik haber paylaşılıyor. Bunun dışındaki haber dostlar, Libya'da Mark şehirlerinden birisi silahını kuşandı. 17 Şubat devriminin Libyalıları adaletsizlikten kurtarmak ve haklarını kazandırmak için başlatıldığını ve Kaddafi bu sebeple devirdiklerini söylerken, fakat günümüzde Libya'nın tekrardan yeni bir devrime ihtiyaç duyduğunu söylerken halkı silahlanmaya çağırıyor. Parlamentonun yıkılmasını talep eden halk da özellikle kendisine destek verirken, Libya'nın Başbakanı Abdülhamit Dibey ve geri adım attı. Kendisi şunu söylüyor: ülke genelindeki göstericilere sesleniyorum, hükümet dahil tüm organlar gitmeli açıklamasını yapıyor. Yani geri adım gelmiş oldu. Ve bunun seçimler dışında bir yolu yok. Seçimi engelleyen partileri Libya halkı biliyor. Bütçeleri tıkayanları da biliyor. Özellikle petrol krizinin alevlenmesine katkıda bulunanları da biliyor açıklamasını yapıyor. Bingazi'nin batısında Çinli şirketlerin kamyonları da protestocular tarafından yakılmış durumda. Bu şekilde Çin Halk Cumhuriyeti Devleti'ne bağlı kamyonlara zarar verildiğine yönelik de haber paylaşılmış. Bir diğer haber dostlar, Katar Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasser El Casim El Thani, kendisi ülkemizde Dışişleri Bakanlığı'yla Libya konusunu ve ortak çıkarları tartışıyor. Katar Büyükelçiliği tarafından yapılan basın açıklamasını aktarmış olduk. Bugün dostlar çok sayıda haber aktardık. Dolayısıyla bu video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.